Herkese merhaba. Bugün size 2013 yapımı Prematüre adlı fantastik bir komedi filmini anlatacağım. Atıştırmalıklarınızı hazırladıysanız başlayalım. Film, büyüleyici bir güzelle ilgili hoş bir rüya gören Rob adında genç bir çocukla başlar. Annesi onun rüyadan yeni uyandığı anı yakalayınca çok utanır ve fazla dikkat çekmeden okula varmayı umarak hızla aşağı iner. Ne var ki işler planladığı gibi gitmez. Kısa süre önce okul başkanlığı seçimini kaybeden Rob'un babası, oğlunun eksikliklerini artık görmezden gelemeyeceğini fark eder. Ayrıca Rob'un o gün önemli bir üniversite mülakatı vardır. Bu yüzden onunla konuşmak ister. Babası bir destek jesti olarak ona eski yüzme bandanasını verir ve mülakattan önce takmasını ister. Rob, arkadaşı Stanley ile birlikte okula giderken sabah fantezileri hakkında eğlenceli şakalar yaparlar. Okula geldiklerinde para karşılığında öğretmenler için ders planları yazan asosyal öğrenci Arthur'la karşılaşırlar. Ayrıca Rob'un en sevdikleri dizideki entelektüel karakterlerle ilgili tartışmalar yaptığı Gabrielle'le de karşılaşırlar. Hiçbiri yaşıtları arasında popüler değildir. Bu durum voleybol oyuncuları yanlışlıkla Rob'un pantolonuna hoş olmayan bir şey döküp mahcup ettiğinde iyice belirginleşir. Neyse ki arkadaşı ona mülakat için temiz kıyafetler bulacağına söz verir. Ama mevcut tek seçenek bir şorttur. Rob'un ya kötü kokuya katlanmak ya da şortu giymekten başka seçeneği kalmamıştır. Stanley, Rob'un moralini düzeltmek için tuvalete gidip lisedeki en güzel kızla birlikte olduğunu hayal etmesini önerir. O sırada Angela isimli güzel bir kız, şaşırtıcı bir şekilde yanlarına gelir ve Rob'dan kendisiyle ders çalışmasını ister. Bu beklenmedik ilgi hoşuna gitse de Rob, Gabrielle'e önceden verdiği sözü gerekçe göstererek kızın teklifini reddeder. Stanley, Angela okulda oldukça popüler olduğu için arkadaşının neden tereddüt ettiğini anlamakta zorlanır. Rob ise güzel bir kız uğruna Gabrielle'le olan planını iptal etmemeye kararlıdır. Genellikle zeki ve akıllı kızların olduğu edebiyat dersine eker ve mülakatına hazırlanmaya odaklanır. Sonunda Rob'un görüşmeye çağrılma zamanı gelir. Derin bir nefes alarak geleceğini belirleyecek mülakat için ofise doğru yönelir. Gabrielle, Rob'u baş öğretmenin ofisine çağırır ve mülakat öncesi izledikleri diziyle ilgili son gelişmeleri tartışırlar. Baş öğretmen, Rob'u dostça selamlar ve şort giydiğini fark etmemiş gibi davranır. Baş öğretmen, Rob'un Stanley'nin kaba bir çiziminin de bulunduğu notlarına şöyle bir göz attıktan sonra bir kenara atar ve Rob'u ona karşı dürüst olmaya çağırır. Rob, ailesinin Georgetown'dan mezuniyetini anlatmaya başladığında baş öğretmen beklenmedik bir şekilde gözyaşlarına boğulur ve merhum eşinden bahsetmeye başlar. Her soru adamda aynı duygusal tepkiye neden olur. Rob şaşkınlık içinde kalır ve hatta durumu hafifletmek için mülakatı yapan kişiye babasının bandanasını uzatır. Rob ne yapsa mülakatı toparlayamaz ve en sonunda kendini yenilmiş hissederek oradan eli boş ayrılır. Koridorda Angela ile karşılaşan Rob fikir değiştirir ve Angela ile onunla çalışmaya hazır olduğunu söyler. Bu plan değişikliğinin moralini düzelteceğini uman Rob, Gabrielle'e gerçeği açıklamaktan çekinir ve zeki kızlarla entelektüel sohbetler havasında olmadığı yalanını söyler. Okuldan sonra iki arkadaş Rob'u Angela ile geçireceği zamanı hazırlamak için bir eczaneye giderler. Rob biraz küstahça bir tavırla en büyük kondomdan 3 paket satın alır. Rob kızın evine vardığında beklenmedik bir ziyaretçi tarafından karşılanır. Ancak Angela ile geçireceği akşam için duyduğu beklenti tüm endişelerini gölgede bırakır. Angela hiç vakit kaybetmeden onu içeriye davet eder. Yatağına oturmasını teklif eder ve ailesinin evde olmadığından bahsederek şarap içmeyi teklif eder. Bu cazip jestlere rağmen Rob devam edemeyeceğini fark eder. Tam durum daha da kötüleşirken aniden yatağında uyanır ve önceki sabahla aynı sabaha uyandığını fark eder. Her şey daha önce olduğu gibi yaşanmaya başlar. Babasıyla yaptığı rahatsız edici konuşma, eski bandanasını vermesi, annesinin lekeli çarşaflar yüzünden yaşadığı şok. Stanley'nin saçma hikayesi, Arthur ve Gabrielle'in aynı cümleleri söylemesi gibi detaylar sonucunda Rob, dün yaşadığı günün aynısını yeniden yaşadığına emin olur. Ama tüm bunların bir rüya olabileceğini düşünür. Bu tekrar eden günü kendi yararına da kullanamaz ve mülakat yine baş öğretmenin gözyaşları yüzünden kötü geçer. Rob yardım istemek için revire gider ama ortamı gördükten sonra bu durumla kendi başına başa çıkmaya karar verir. Tekrar eczaneye gider ancak bu sefer Gabrielle'le planlarını iptal etmeyi unutur. Angela ile ders çalışırken Rob tekrar kendini yatağında uyanmış bulur ve yine annesine yakalanır. Her gün aynı şey oluyordur. Bu tekrarlardan bıkan Rob, Stanley'nin birlikte vakit geçirdiği lise öğrencisi Lisa'nın yatak odasına girer. Arkadaşına sorununu anlattığında arkadaşı her şeyin hormonlarla ilgili olduğuna inanır ve Rob'a sorunu çözmek için hızlı bir üçlü teklif eder. Rob o anda yeniden aynı sabaha uyanır. Uyanmasını tetikleyen şeyin cinsellik olduğunu fark eden Rob, teorisini yetişkinlere yönelik bir web sitesiyle test eder ve bu doğru çıkar. Sinirleri bozulmaya başlar ve sporcular onu su tabancasıyla
tabancasıyla ıslattığında bu kez tabancayı duvara çarpar. Sonrasında son sınıflardan kaçmak zorunda kalır. Son sınıflar tarafından köşeye sıkıştırılan Rob, yeniden uyanmak için herkesin önünde pantolonunu indirmek zorunda kalır. Bu kez babasıyla konuşmaz ve gününü çeşitlendirmek için bir şeyleri değiştirmeye çalışır. Okula mini bir araçla gelir ve Gabriel'le derse ve mülakata gitmek yerine serviste sigara içerler. Üçüncü sınıfta tanıştıkları günü anarlar ve Rob birkaç kez Gabriel'le buluşmak yerine Angela'yı seçtiği için çok utanır. Bu durumdan sonuna kadar faydalanmaya karar veren Rob, uzun zamandır kurduğu öğretmen tuvaletine sıçma hayalini gerçekleştirmeye karar verir. Daha sonra kız arkadaşını mini arabayla okulda dolaştırır ve başarısız geçen mülakatı düşünmez. Rob, kapısı açık sınıfın önünden geçerken edebiyat dersinin devam ettiğini fark eder. Bu, zihninde başka bir anıyı tetikler. Sınıfa girmeye karar verir ve öğretmenin göğüslerinin gerçek olup olmadığını kontrol ederek herkesi şok eder. Tamamen kontrolden çıkan Rob'un davranışları giderek dengesizleşir. Dördüncü sınıftan beri ona acı çektiren Sally'den intikam almaya karar verir. Ama bu kez biraz ileri gider. Sally, Rob'u yere serer ve hassas bir bölgesine bir darbe indirdikten sonra onu duvara yapıştırır. Gün boyunca sergilediği çirkin davranışlar sonucunda Rob müdürün odasına götürülür. Ofiste ciddi bir disiplin süreciyle karşı karşıya olduğunu öğrenir. Okula polisin çağrılması ve oğullarının çeşitli bağımlılıklarla mücadele ettiğine inanan ailesinin olaydan haberdar edilmesiyle problem daha da büyür. Rob içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulma umuduyla acilen tuvaleti kullanmak ister. Ne var ki işi şansa bırakmak istemeyen müdür, polis gelene kadar Rob'un yerinde kalmasında ısrar eder. Başka çaresi kalmayan Rob sorunu o anda orada çözmeye karar verir. Gizlice pantolonunun içine uzanır ve mayonez kullanarak prosedürüne başlar. Müdür bu eylemi görür ve skandal iyice büyür. Rob müdürün odasından kaçarak kızların soyunma odasına sığınır ve umutsuzca kendini tatmin etmeye çalışır. Ne var ki Sally'nin yumruğu yüzünden Rob bir türlü işini göremez. Stanley yardım etmeye çalışırken farkında olmadan durumu daha da kötüleştirir. Yenilmiş hisseden Rob tamamen pes etmeyi düşünür. Neyse ki Sally'den gelen beklenmedik bir yumruk sorunu mucizevi bir şekilde çözer. Bir kez daha her şey en baştan başlar. Ancak yorgun ve cesareti kırılmış Rob'un artık eğlenme arzusu yoktur. Stanley boş yere onunla sohbet etmeye çalışırken o amaçsızca yürür. Mülakat zamanı geldiğinde Rob artık baş öğretmene kendini beğendirmeye çalışmaz ve mutluluk eksikliğinin kendisinin olmayan arzuların peşinden koşmaktan kaynaklandığını fark eder. Artık üniversiteye gitmek ya da Angela ile olmak istemiyordur. Bunun yerine arkadaşının kendisine inanacağı umuduyla her şeyi Gabriel'e anlatmaya karar verir. Başlangıçta şüpheci olsa da Gabriel, Rob'a yardım etmeye çalışır ve onu Arthur'a getirir. Ancak orada hoş karşılanmaz ve bir itiş kakış sonucu yeniden aynı sabaha uyanır. Rob bu kez yaşadıklarını arkadaşlarıyla açıkça paylaşır ve o gün olacakları anlatır. Büyük bir çaba sarf ettikten sonra Arthur'dan büyük annesinin kendisini gördüğünde haykırdığı tuhaf sözleri öğrenmeyi başarır. Meğer bu bir lanettir ve Rob bunu nasıl bozacağını bilmiyordur. Rob Stanley ile birlikte derin düşüncelere dalar. Gün içinde bir yerlerde Rob'un bir hata yapıyor olduğu ve bunu düzeltene kadar döngünün devam edeceği sonucuna varırlar. İşleri yoluna koymaya kararlı olan Rob, olayları sistematik bir şekilde sıralamaya başlar. Angela'ya onu mutlu edeceğini söyler ve arkadaşı Stanley'den duyduklarını uygulayarak bu kez kıza daha aktif bir yaklaşım benimser. O sırada birden Rob'un kafasına bir şey dank eder. Angelina'nın ondan hiçbir zaman gerçekten hoşlanmadığını, sadece ödevlerine yardımcı olması için onu kullanmayı planladığını anlar. Angelina'nın evinden çıktığında mülakatın kötü geçtiğini duyan babasıyla karşılaşır. Babası onu bandanayı takmaya ikna eder ve yeniden denemesi için baş öğretmenin ofisine kadar götürür. Rob, baş öğretmenin kederli hikayesini bir kez daha dinler. Ancak bu kez gücünü toplar ve görüşmeyi başarıyla tamamlar. Baş öğretmen, Rob'un Georgetown'a neden gitmek istediğini kendisinden duymadığını, bunu onun değil ailesinin istediğini bildiğini vurgular. Rob o üniversiteye gitmeyi gerçekten istemediğini fark eder. Ya da belki de istiyordur ama bunu pek düşünmemiştir. Çünkü gerçekte aklı Gabriel'le meşguldür. Rob'un babası bir içki içtikten sonra oğluna yardım etmeye karar verir. Hep beraber Gabriel'i görmeye giderler. Rob gizlice pencereden Gabriel'in odasına girer ve Angela ile romantik bir ilişkisi olmadığını söyler. Gabriel umursamamış gibi görünür ve ondan gitmesini rica eder. Rob gitmeyince Gabriel meseleyi kendi eline alır ve üzerine yürüyüp kemerini çıkarmaya çalışır. O anda Gabriel'in babası odaya girer. Cesaretini toplayan Rob, Gabriel'e olan aşkını babasının önünde cesurca itiraf eder. Bu içten itirafın ardından evlerine gidip ertesi gün her şeye yeniden başlamaya karar verirler. Gabriel fikrini değiştirerek Rob'u kalmaya ikna eder. Cinsel bir yakınlaşma yaşarlar ama Rob bu sefer aynı güne uyanmaz. Lanet sonunda bozulmuştur. Film böylece sona erer.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen film hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve desteğinizi beğeni ve aboneliklerle göstermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.